Akşam Altınordu'daydım. Bir ordu macerası, bir ordu yolculuğu hayırlısıyla devam ediyor. Bugün günlerden çarşamba, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.52 itibariyle Akçay'da ordu topraklarımıza misafirlerimizle birlikte intikal ettik. Burada bulunan siz değerli dostlarımızın önemli bir kısmı da oradaydı. Orada bir büyük buluşmayı, bir büyük ordu duruşunu hep beraber gerçekleştirdik. O gün oraya katkı veren değerli hemşerilerimizi bu asil, vakur ve cesaretli duruşları dolayısıyla bir kez daha buradan şükranla anmak isterim. O gün bugündür. Yani cumartesi 1, pazar 2, pazartesi 3, salı 4, bugün 5. gündür devam eden ordu coğrafyasındaki yolculuğumuz bugün Kumru'da. Hava biraz yağıyor. Ben de ıslanacağım. Siz de ıslanacaksınız. Şemsiyemi de ben almadım. Fotoğrafçı makinesi için üzerinde tutsun. Değerli dostlar, bugün Kumru'dayım derken şunu demek istedim. Diğer ilçeler de benim ilçelerim. Hiçbir ayrım yok. Ama Kumru benim kendi ilçem. Benim ilçem, benim dedelerimin ilçesi. Ben kendimi bugün Ünyeliler darılmasın, bugün Kumrulu ilan ettim. Bugün ben Kumruluyum ve Kumru'yu doya doya beraber yaşayacağız inşallah. Babamın dedesinin bir hikayesiyle başlıyor Kumru. Dan Ünye'ye gidiş. Bugün de 4. nesil Ünye'den Kumru'ya geliş olsun, öyle kabul edelim. Ne fark eder? Aramızda bir orman var, bir de Karagöl var. Bakırgöl var, düzeltiyorum. Şimdi Kumru'muz hakikaten kendi coğrafyasında, kendi sınırları içinde kendine has bir ilçemiz. İnsanıyla farklı, şehriyle farklı, güzellikleriyle farklı, sorunları da var mutlaka. Sorunlarıyla da farklı bir ilçemiz. Bu farklılıklarıyla kendine benzer. Kumru, Kumru'ya benzer. Korgan'a benzemez, Ünye'ye benzemez. Hiçbiri birbirine benzemez. Ama bu hepsi güzel olan ilçelerimizin ortak bir yanı var, ortak bir buluşma noktası var. Hepsi bir ordudur. Ordu ismi de çok güzeldir. Ordu birliği ifade eder, ordu çalışmayı ifade eder, ordu düzeni ifade eder, ordu disiplini ifade eder. İnşallah biz de halkıyla, belediyesiyle, yönetimiyle, yönetimleriyle inşallah bir ordu disiplini, bir ordu anlayışı içerisinde belediye hizmetlerini, belediye anlayışını hep beraber hayata geçireceğiz. Benim bugün karşınıza Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan önceki hayat hikayemi büyük çoğunluğunuzun bildiğini biliyorum. Ama iki cümleyle ifade etmek isterim. O da şudur. Genç yaşta ordu valiliğinde başlayan memuriyet hayatım, iş hayatım Anadolu'nun çok farklı bölgelerinde ve illerinde kaymakam olarak, daha sonra baş müfettiş olarak devam edip akabinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yönetici olarak 6 yıl devam etmiştir. Sonrasında AK Parti'nin kurucu üyesi olarak partimizde uzun yıllar hem idarecilik, yani genel sekreterlik, hem de bir siyasi aktör olarak çalışıp İçişleri Bakanlığı döneminden sonra da gelişen olaylar vesilesiyle siyasete ara vermiş bir hemşeriniz, bir kardeşinizim. Benim hikayemdeki sıkıntılar derken gelişmeleri çoğunuz biliyorsunuz. Siyasete ara vermemin sebebi ülkenin gidişatına, yönetim tarzına olan itirazımdan dolayıdır. Her şeye, körü körüne itaat etmememden dolayıdır. Bazıları bunu şöyle böyle nitelendirirler. Ama söylenecek çok şey var. Söylememe de gerek yok.
biliniyor, dilden dile, kulaktan kulağa söyleniyor. Ben söylemeyeyim burada, siz zaten biliyorsunuz. Ama şu var ki, bazıları şunu düşünebilir. Bugün İdris Naim Şahin, daha önce bulunduğu partiden bir şekilde ayrılmış, şimdi bir başka siyasi partiden belediye başkanı adayı olarak gelmiş halkın arasına. Denmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu siz biliyorsunuz, herkes bilsin ki ben Ordu'ya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olma isteğini kendim yaparak gelmedim. Ya siz, sizin gibi her ilçedeki, her mahalledeki değerli hemşerilerimiz 6 aydan beri buraya geleceksin, gelmelisin ve bizim önümüze düşüp abilik yapmalısın diye ısrarla söylediler. Ben sizin ısrarınıza itiraz edemezdim. O saygısızlığı yapamazdım, yapmadım ve geldim. Bundan sonrası size ve Ordulu sevgili saygıdeğer hemşerilerimle aittir. Kadınıyla, erkeğiyle, öğrencisiyle, öğretmeniyle, her yaştan, her meslekten değerli hemşerilerimindir. Ama ben şunu görüyorum ki, Ordu'da halkımız 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimi doğrusu bugünden bitirmiş. Büyükşehir'de kime vereceğini, kimi seçeceğini belirlemiş. Doğru mu? Doğru. Ancak ordumuzun 19 tane güzel ilçesi var. Bir tanesi de burası. Bugün güzel Kumru'dayız. Kumru ilçemizde, Korgan ilçemizde, her ilçemizde halkımız ilçe belediye başkanlarını durumuna göre, partisine bakmaksızın kişiliğine göre ayrı bir şekilde tercih etme yoluna gitmiş. Gördüğüm manzara bu. Burada açıklamam gereken iki husus var. Birisi büyükşehirle ilgili, diğeri de ilçelerle ilgili. İlçelerde halkımızın benim mensup olduğum, yani adayı olduğum Saadet Partisi'nin dışında herhangi bir partinin adayını seçip ilçe belediye başkanı yapmaları halinde benim için, bildiğiniz gibi, benim hikayemde hepinizin bildiği gibi, benim açımdan Ordulu'nun parti ayrımı olmaz. Hangi partiden olursa olsun, kim olursa olsun, eğer ki bu belediye başkanı, halkımın seçtiği belediye başkanı ise, o ilçenin belediye başkanı AK Parti'den Saadet Parti'ye, kimden olursa olsun benim yol arkadaşım, benim iş arkadaşımdır. Gönlünüze göre seçiminizi yapabilirsiniz. İkincisi, efendim, iktidar var, iktidara mensup belediyeler var. Burada ne olacak? Onun cevabını ben vereyim. Yıl 1989'lar, 1991'ler, 1994'ler. Dönemin Refah Partisi, Muhalefet Partisi'nin belediye başkanları İstanbul'da, Urfa'da, Sivas'ta, Konya'da, İstanbul'da nasıl o günün iktidarı tarafından baskı altına alınmayıp onlara hakları teslim edilmek suretiyle başarılı efsanevi belediye hizmetlerini yaparak sonrasında da 2002'de hükümet olunabilmişse bu ülkede, bugün de ben inanıyorum ki o tarihteki kadar bu ülkede adalet, hakkaniyet ve hukuk vardır. Dolayısıyla fark eden bir şey olmaz. İş bilenin kılıç kuşananındır. Muhalefet olmak, iktidar olmak bir şeyi değiştirmez. Değiştirmemelidir. Eğer aksi olursa o zaman biz vay halimize. Yıl 2019, 1989'dan daha geriye mi gitmiş olur bu ülke diye onu düşünmemiz lazım. Orada artık ne belediyecilik, ne belediye hizmeti kalmamıştır.
O zaman artık eğer bu konu olursa bu ülke 40 yıl geriye mi gitmiştir acaba özgürlükler, eşitlik ve insanlık açısından diye o gündem açılır ve o gündeme bakılır. Bu hiçbir ülkede bütün yönetimler tek başına bir partiden değildir, olmaz. İşte ben diyorum ki Saadet Partisi'nin belediye başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım. İnanıyorum ki ben seçileceğim. Siz seçeceksiniz daha doğrusu. Ancak diyorum ki ilçe belediye başkanı hangi partiden olursa olsun benim başım üstüne. Hepsi ordulu kardeşim. Hepsi başarılı insanlar olacaktır. Ve biz farklı düşüncelerle, farklı partilerin görüşleriyle birlikte el ele, gönül gönüle inşallah her yerde işlerin en iyisini yapma başarısını ortaya koyacağız sizinle. Kumrumuza gelince, Kumrumuzun bir takım sorunlarının olduğunu biliyorum. Bilmediklerimi de zaman içinde sizlerden alacağımız, belediye başkanı arkadaşlarımızdan alacağımız bilgilerle destekleyeceğiz. Kumrumuzda yol sorunu var, biliyorum. Belli grup yollarında çok sıkıntılar var. Bunlar büyükşehir imkanlarıyla inşallah ilçe belediyemizin de gayretiyle bağlantı yollarını bir bütünlük içerisinde ve bir takip içerisinde bunların hepsi inşallah yapılacaktır. Diğer taraftan. Buyurun. Muhtarım, değerli arkadaşım, teşekkür ederim. Buradaki cemaatimiz, buradaki misafirlerimiz size göre farklı düşünebilirler. Dolayısıyla size de saygı duyuyorum. Onlara da siz saygı duyunuz lütfen. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kumrumuzun elektrikle ilgili sorunları olduğunu biliyorum. Elektrik konusu doğrudan belediyenin konusu olmamakla birlikte ben de sizler gibi bu konunun çözümü konusunda takipçi olmaya çalışacağım ve olacağım. İnşallah o da anlayışla, sağduyulu bir yaklaşımla çözülür, çözülecektir. Değerli dostlar, Kumrumuzun su sorunu var, içme suyu. Ciddi yatırımlar yapılmış olmasına rağmen çözülememiş bir sorun olarak durmaktadır şehir içme suyu. Onun öncelikli olarak 1 Nisan'dan sonra çözümü için takibimizi mutlaka yapacağız. Daha ben aday olmadan önceki tarihte vakıf olduğum bir konudur. Onun çözümü neyi gerektiriyorsa mutlaka yapılacak. 2019 tarihinde bir şehrin içme suyu sorunu çözülmemişse bu bir eksikliktir, bu bir yanlıştır, hatta ayıptır. Eğer devam ederse o ayıp bizim üzerimizde kalır. Ben de o ayıbı taşımamanın kararlılığı ve sözünü vermek durumundayım. Değerli dostlar, Kumrumuzun bir küçük sanayi sitesi probleminin olduğunu biliyorum. O konunun çözümü için de ilçe belediye başkanımız, ilgili ticaret odamızla birlikte çözümü noktasında esnaf ve sanatkarlar kooperatifi marifetiyle çözümü noktasında üzerimize düşeni büyükşehir olarak inşallah yapacağız, yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Değerli dostlar, bir başka konu. Kumru'nun kenarında kurulu olduğu meşhur deremiz, Elekçi Deresi. Bu derenin şehir içi geçişini de bir takım iyileştirme çalışmalarının, çabalarının olduğunu biliyorum. Ama şu muhakkak ki yetersizdir. Orduyu baştan aşağıya bir turizm ili yapma hedefimiz var. Ordunun kimliği bundan sonra turizm ili olma özelliğidir. Bu çerçevede inşallah bütün ırmaklar, dereler etrafında temizleme ve düzenleme çalışmalarımız yapılacağı gibi öncelikli olarak ve önemli olarak şehir içinden geçen bölge başta olmak üzere Elekçi Deremizin düzenlenmesi, mutlaka turizme kazandırılacak şekilde düzenlenmesi
büyükşehirimizin öncelikli konuları arasında yer alacaktır. Yine katı atık depolanmış alanlar var. Bunlar büyükşehirin sorumluluğunda ama şu an için sorun olarak var olan konulardır. Bunların da mutlaka sadece Kumru'da değil, Fatsa'da da, Ünye'de de, Altınordu'da da vahşi depolama dediğimiz depolama alanlarındaki katı atıkların, o alanların acilen rehabilitasyonu, ıslahı ve oraların bir görüntü kirliliği noktası olmaktan öteye bir güzellik noktası olması için gayretimiz ve çalışmalarımız arkadaşlarımızla birlikte yapılacaktır. Bunlar büyükşehirin asli görevleri arasında yer alan konulardır. Değerli dostlar, Kumru'nun güzel insanları, sizlerle paylaşacağımız konular aslında çok daha fazla. Ama her şeyi bugün konuşup, bugün çözümü noktasında vaatte bulunmak yerine, bizim bundan önce yaptığımız gibi az söyleyelim, çok olsun, geç söyleyelim, erken olsun anlayışımıza uygun olarak Kumru'muz için müsaadenizle şunu sizlerle paylaşmak isterim. Kumru halkı, Kumru insanımız şunu bilmeli ki bundan sonra, 1 Nisan'dan sonra Kumru halkımızın ve Kumru belediyemizin, ilçe belediyemizin geçtiğimiz dönemde, geride bıraktığımız dönemdeki şikayeti şudur. Kumru ilçesi, Büyükşehir Belediyesi proje ve yatırımlarından yeteri kadar faydalandırılmamıştır anlayışı ve kanaati vardır. Kanaatiniz mutlaka doğrudur. Halk yanlış kanaat beslemez. Ben buna inanıyorum. Onun için de diyorum ki 1 Nisan'dan sonra Kumru ilçemiz yakın geçmişte alamadığının, göremediğinin bir fazlasını, iki fazlasını, ne kadarı gerekiyorsa, ne kadarı sizi mutlu ediyorsa o kadarını alacaktır. Bu bir Kumrulu evlat sözüdür. Kabul edin. Ve ondan sonra da takip edin devamını. Sokak hayvanları projemi söyleyeyim. Bakınız bu... Müsaadenizle daha sözümü vermedim. Vereceğim ama vereceğim. Fazlasını vereceğim. Bir bekle. Az sabır. Şimdi isminizi bağışlar mısınız? Mustafa Değirmencioğlu kardeşim diyor ki ben de aynı feryadın sahibiyim. Merak etme. 4 dönüm yetmez. Biz burada daha fazla bir alanda sokak hayvanlarının barınması için sadece burada değil, Ünye bölgesinde, Altınordu'da, Fatsa'da, bütün ilçelerimizde sokak hayvanlarının, yani köpeklerimizin rahat barınabilmeleri için açık alan barınma merkezleri yapacağız inşallah. Bu, iki, içine onların kışın soğuk havalarda kendilerinin girip çıkabileceği kapalı mekanlar yapacağız. 3. Oralarda onların beslenebilmeleri için beslenme noktaları o bulundukları alanda koyacağız ki oradan ayrılmasınlar. Her gün belediyenin oluşturacağı, büyük şehrin oluşturacağı, ilçe belediyelerinin de dahil olacağı bir organizasyonla gönüllü kişilere de fırsat vererek birçok evsel atık var lokantalarımızda, evlerde. Bizim için fazla olan, fazla pişmiş artık olanları toplayıp günlük olarak o alanlara her gün düzenli şekilde bırakacağız. Ve o hayvanlarımız orada kendilerine ait alanda özgürce ve aç kalmadan, susuz kalmadan ve soğuklarda donmadan, üşümeden yaşayacaklar. Bizim belediyecilik anlayışımız sadece insana yönelik değil, doğaya, coğrafyaya da yönelik. Ben şimdi, madem ki sokak hayvanları dediniz,
başka bir alana da gideyim. Bu bölgede var mı bilmiyorum ama Aybastı bölgesinde yılkı atlarımız var. Nesli gittikçe azalıyor. Sahipsiz yaban hayatında yaşayan hayvanlarımız var. Onlar için de aynı mantıkla kışın onları besleme düzenine geçeceğiz. Ve onların kışın soğuktan dondurucu havalarda ölmemesi için de barınaklar yapıp o bölgeleri tabii ayrıca da ne yapacağız? Yılkı atları bölgesini turizm için bir uğrama noktası, bir destinasyon yapacağız inşallah. Ordu çünkü bir turizm şehri olacak. Sadece tarım şehri değil, sadece sanayi şehri değil. Ama bunun daha öncesinde ve sonrasında mutlaka bütün altyapısıyla, bütün çalışmalarıyla bir turizm şehri haline getirilecektir. Onun için temiz bir Kumru, temiz bir ordu, temiz ev, temiz sokak, temiz mahalle, temiz ilçe yarışmalarımız olacak. Ödüllendirmelerimiz olacak. Eğer Kumru diğer ilçeler arasında temizlikte, düzende, tertipte önde olursa, derece alırsa Kumru'muza programda olmayan ya da daha sonra programlanmış olan bir hizmet öncelikle gelecek. Yani temiz ilçe bizden ödül alacak. Mahallenin temiz evi büyük şehirden ödül alacak. Mahallenin, ilçenin temiz mahallesi bizden ödül alacak. İnşallah tertemiz bir orduda düzenli bir hayat, hayvanıyla, insanıyla, kuşlarıyla, balıklarıyla, Elekçi Deresi ve bütün derelerimizde bundan 40-50 sene öncesinde, 30 sene öncesinde olduğu gibi su ürünlerinin yani deredeki balıkların yeniden hayat bulması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ve bu derelerin kontrolü için bir sistem kurulacak. Elekçi Deresi'nin menbaadan mansaba kadar yani çıkıştan dökülme noktasına kadar mesafesi ben de 40 dönü 40 kilometre siz deyin 50 kilometredir. Olsun 50 kilometre. Bu 50 kilometrenin her 5 kilometresini bir bekçiye emanet edeceğiz. O bekçi bütün derelerimizi bu şekilde. 15 deremiz varsa toplamı ne eder? 750 kilometre. Hep 5 kilometrede bir bekçi koysak ne eder? 150 tane insan bunu korur mu? 750 bölü 5, 150 eder. Hesabı intikal ettin mi Değirmencioğlu? 150 eder değil mi? 150. 150 kişiyle biz ordunun bütün derelerini bekleyeceğiz. Niçin? Kimse çöpünü o dereye atmayacak, atamayacak. Niçin? Hiçbir atık su, yani kanalizasyon o derelere verilmeyecek. Tabii o konu büyükşehirin konusu. Önce onu biz şey yapacağız, düzelteceğiz. İkincisi, kimse çöpünü atamayacak. O bekçi onları koruyacak. Kimse yasak avlanma yapamayacak. Balıkları rahatsız etmeyecek mevsimi olmadan ya da yeterli üreme dönemine erişmeden. Dolayısıyla derelerimiz, hayvanlarımız, balıklarımız, kuşlarımız rahat edecekler. Onlar çoğalınca inanıyorum ki siz de biliyorsunuz ki biz insanlar olarak daha mutlu olacağız. Bakımlı köpeklerin, sevimli kedilerin, cıvıl cıvıl kuşların, ışıl ışıl balıkların olduğu bir coğrafyada bundan 50 sene öncesi, 70 sene öncesi olduğu gibi yeniden mutlu, huzurlu bir şekilde inşallah yaşayacağız. Konu doğadan ve çevreden açıldığı için, soru oradan geldiği için bu kadarla iktifa edeyim. Ama daha çok söyleyeceklerimiz var. At projemiz var, atlar projemiz var. Benim at hayranlığımı, at biniciliğimi, at binenlere, at besleyenlere olan sevgimi ve saygımı Kumrulu da bilir, Korganlı da bilir, Ünyeli de bilir, Fatsalı da bilir, bütün ordu bilir, hatta bütün Karadeniz de bilir. At üstünde yürüyen bir insan, at üstünde koşan bir insan olarak ben her zaman bu kimliğimle, bu kişiliğimle iftihar ederim. Dolayısıyla doğaya ve insan dışındaki varlıklara, canlılara yönelik benim hassasiyetim en az sizin kadardır. Mesela ısırgan otu diye bir
Isırgan ilacı diye pardon bir ilaç kullanımı var bu ülkede. Özellikle memleketimizde. Doğayı tahrip ediyoruz. Toprağı zehirliyoruz. Isırganı yok etmek için illa zehir vermek gerekmiyor. Belki ısırganı başka türlü biçip değerlendirmek varken niye onu zehirleyerek, toprağı zehirleyerek yok etmeye çalışıyoruz fındık bahçelerinde? Bunlar yanlış işler. Doğayla savaşılmaz. Doğaya ters iş yapılmaz, yapılmamalıdır diye düşünüyoruz. Düşünüyoruz değil, bilim böyle diyor, erbabı böyle diyor. Biz de doğruyu yapmak zorundayız. Yönetirken akılla, bilgiyle ve ahlakla yönetmek durumundayız. Her yerde, mahallede, ilçede, büyükşehirde. Bunlar birbirinin tamamlayıcısı unsurlardır. Bizler mahalle muhtarlarıyla olan hukuku merkez tarafından bilinir. Bu seçimde dağıtamadık ama nerede benim şapkam? Ben 2011 seçimlerinde bir sembol olarak bütün muhtarlarımıza şu şapkadan birer hediye vermiştim. Bugün o gün onlara verdim. Bugün de kendim sizin seçtiğiniz bir muhtar kabul ediyorum kendimi ve bu şapkayı böyle giyiyorum. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi için ve Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi için rahatsız olduğunuz konularda sözüm vardır, olacaktır. Ben bu saatten ve bu yaştan sonra ne kendim Allah korusun ne de beraber çalıştığım mesai arkadaşlarımın ilave günah işlemesine inşallah sebep olmayacağım. Bu kararlılıktayım. Bu inançtayım. Yoksa varsa size bir hizmet, varsa helalinden, doğrusundan bazı işler yapmak Allah bize nasip etsin. İnşallah öyle olacaktır. Ama şu bilinsin ki belediye ne Kumru Belediyesi ne Ordu Büyükşehir Belediyesi. Türkiye'deki bütün sistemin, bütün işlerin ve işleyişin sorumlusu ve yetkilisi olarak biz seçilmiyoruz. Bizim kanunlarda yapacaklarımız belli. İki, bizim vicdanımızla, insani anlayışımızla yapacaklarımız yine belli. Biz kendi sorumluluk ve yetki alanımızla inşallah seçeceğiniz belediye başkanı adına da söylüyorum, Kumru Belediye Başkanı adına. İnşallah dürüst olduğumuz için bize oy verdiniz, vereceksiniz. İnşallah biz 5 yılın sonunda da sizin karşınıza Kumru Belediye Başkanımızla ve kendimiz alın aklıyla gene şapkamız elde geleceğiz, hesap vereceğiz. Merak etmeyin. Bugüne kadar veremediğimiz bir hesap olmadı. Aldığımız hesaplar oldu, alamadığımız hesaplar oldu. Almamıza müsaade edilmedi. Ne yapalım? Tabuta koyduk, mezara veremedik. Elimizden aldılar. Can sağlığı olsun. Değerli dostlar, biz 20'de 20 dedik 2014 seçimlerinde ve siz 20'de 20'yi AK Parti'mizden arkadaşlarımıza verdiniz. Doğrudur ama bu seçimde de 20'de 21 diyoruz. 20'de 21'in sebebi şu, Ordu'da yeni belediye mi kuruldu? Hayır, gene 20 belediye var Ordu'da. 19'u ilçe, bir tanesi de Büyükşehir. Fakat 21 nereden çıktı diye merak eden dostlarımız var. O şuradan çıktı. Bizim Kumru dahil bütün ilçelerimizin, bütün ordunun ordu dışında da bir ordusu var. Yani biz bir değil iki orduyuz. Üçüncüsü nerede? İşte onu diyorum, aynısı. Ordunun dışında, Kumru'nun değil, ordunun dışında bir ordumuz daha var. İstanbul'da, Yalova'da, Almanya'da, Japonya'da, İzmir'de, Antalya'da. Orada da hemşehrilerimiz değişik siyasi partilerden belediye başkan adayı veya meclis üyesi adayı olarak çalışıyorlar. Bizim 20'de 21 derken
20'yi zaten orduda Allah'a şükür seçeceğiz. Fakat 21. belediyemiz, belediye başkanımız İstanbul'daki bildiğim kadarıyla 4 ilçede. Çekmeköy, Pendik, Eyüp ve Adalar'da. Adalar'da 3'ü AK Parti'den, 1'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bizim için parti siyasi görüş ayrımı yok. Ordululuk onun önünde gelir ve onun üstündedir. Onun için buradan isteğimiz, niyetimiz ve duamız onlarladır. Her ordulunun bulunduğu yerde, ordu dışında da ordulu adaylara destek olmasını, yönelmesini ifade ve işaret etmek için biz ordudan diyoruz ki 20 belediyemiz var ama 20'de 21, 21.'si nerede ordulu varsa onun seçimine yöneliktir, onun seçilmesinden yanadır. O arkadaşlarımıza da şans diliyoruz. Allah gönüllerine göre versin diyoruz. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, havanın soğuk ve yağışlı olduğunu, böyle ince bir incecikten bir yağar, bir kar yağar, tozar Elif diye Erzurum'da Emrah'ın bir dizesi var. Biz de ne diyelim, incecikten bir yağmur yağar, ıslar kumru kumru diye. Şimdi sözü toparlamak durumundayım. Sözün sonunda şunu ifade etmek isterim. Bizim bu seçimde parolamız nedir? Bayrağımızın şerefli ayıdır. İşaretimiz nedir? Yıldızdır. Yani bizim partimizin ve seçimdeki bizim anahtarımızın işareti, parolası ay ve yıldızdır. Ayı görünce, üzerinde yıldızları görünce, kırmızıyla beyazı görünce işte kendimiz yerimizi ve işaretimizi kolaylıkla bulmuş olacağız. Seçim günü oy pusulası bir sokak kabul edelim, bir adres aranan yer kabul edersek o sokakta, o listede çok kolay yerde. Listeyi elimize aldığımızda bir numaralı yer lütfedip oraya gelirseniz o bizim kapımız, bizim evimiz, bizim gönlümüz. Parola ay, işaret yıldız. Ben kendimi hissetmiyorum, kumruda yalnız. Siz varsınız, var olunuz. Var olunuz, berhudar olunuz. Ben kendimi sizlere, sizi de Yüce Allah'a emanet ediyorum. Bir kez daha buluşmayı arzu ediyorum seçimden önce. Seçim sonrası da hedefim ayda ama sözü ben 2 ay olarak vereyim. 2 ayda bir, her ilçemiz olduğu gibi Kumru ilçemize de inşallah geleceğiz. Belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, sizleri temsil eden dernek ve kuruluşlarla, yeri geldiğinde Değirmencioğlu ile yaptığımız gibi birebir her birinizle konuşarak, görüşerek, konuları tartışarak en doğruyu, en güzeli Kumru'muz için, neticede ordumuz için ve neticede ülkemiz için yapacağız. Ve inşallah 5 yılın sonunda değişmiş bir Kumru, daha ileride bir Kumru, daha güzel bir orduyu Karadeniz'de hep beraber göstereceğiz. Büyükşehir'de büyük düşünüyoruz, büyük işler yapacağız ve inşallah siz de alnınız ak, başınız dik, bundan sonra daha rahatça biz orduluyuz, biz kurduk, biz yönetiyoruz ve biz yaparız diyeceksiniz. Sizi şimdiden seçiminiz için ve seçim sonrası takibiniz ve desteğiniz için gönülden kutluyorum. Allah'a emanet olun, sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz benim güzel kardeşlerim. Orduyu, ordu onu biliyor. Ordu biliyor. Evladım. İsmail Şah. Siz de Kumru'nun hemşehrilerine teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ayrım yapma. Bekle.
yollarca dürüstler gelsin diye müjdeler olsun geldik ülke kalkınsın diye. Tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi, önler Saadet Partisi. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet, aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet, geliyor işte saadet. Kardeşçe uyarırken duymadı biri.